SSK emeklisine 2204 lira diyor Takvim gazetesi. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini emeklinin Temmuz zammını %4.4 olabileceğini ortaya koyuyor detayı yer almış Takvim Gazetesi'ne ve bir hesaplama yapıyor. Buna göre en düşük maaş esnafta 1862, 2000'den önce emekli olan SSK'larda ise 2204 lira olacak demiş. Temmuz zammını %4.4 olarak baz alıyor Takvim Gazetesi ve bunu istinaden, istinaden de böyle bir hesaplama yapmış ekranlarınıza taşıdık. Emekliler geçim sıkıntılarına bir nebze de olabilecek zam haberlerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Emekliler tarafından yeni Temmuz zammı da merakla bekleniyor. Peki zam ne kadar olacak? İşte emekli Temmuz zammına dair tahminler. Emeklilerin Temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte Temmuz zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Temmuz zammı ne kadar olacak? İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuz'da %4'ün üzerinde bir zam alacak. En düşük emekli maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüsle mücadele eş güdüm toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar. 2020 yılının ilk zamlı maaşını ve promosyonun alan emekliler ve memurlar diğer yandan Temmuz ayında yapılacak olan zamlı da merakla bekliyor. Milyonlar emekli ve memur Temmuz ayında zam ve enflasyon farkı sayesinde zamlı maaşlarını alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zamını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterirken memurların ve memur emeklilerinin artışı ise belli. Hakem Kurulu kararı doğrultusunda Memurlara ve emeklilerine %4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE %4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. %4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3517 liradan 3658 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96 üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 478,08 lira alırken, bu tutar 497,20 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2661 liradan %4 zam ile 2767 liraya ulaşacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği TÜİK, hesaplamada yeni sistem önerdi. TÜİK Hukuk danışmanı Kafer Turan Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi. TÜİK enflasyon sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen birçok maddenin yer aldığını belirten Yazıcıoğlu, bu nedenle yaşlılık enflasyonu yapılmalı Emekliye özel enflasyon hesaplanmalı, zamlar da buna göre belirlenmeli dedi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranını alıyor. Zam enflasyonun altında kalmışsa fark da yansıtılıyor. Artış yaşandı. %4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu %4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı işte fişler toplanıyordu vesaire. Ee, ama bunu bir standarta bağladı sistem ve e, emeklilerimize maaşlarına göre yüzde beş ya da %4 olarak ek ödeme ödeniyor. E, bu ek ödeme ödendikten sonra e, net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı e, ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. E, çünkü zamlarda net maaşı yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-devletten e, emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-devlet kullanmıyorlarsa sosyal güvenlik giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. E, bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da e, bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve e, %5 alan sayısı daha da artacak. Tabii bu ek ödemen bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye Emekliler Derneği'nde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa bu sefer yüzde sekiz ve yüzde on şeklinde ek ödemelerde ödenebilecek. Ama şu anki oranlar yüzde beş ve dört. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1071 küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakam da 5300 lira, ona da 215 lira küsür. Küsuratı da var kuruşu. Ek ödeme ödeniyor. Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak ee, onun detayları nelerdir acaba? Şimdi Temmuz ayında da emeklerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadar ki enflasyon rakamı kadar yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabi net maaş arttığı zaman zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin Doğru. belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da sizden alabilir miyiz? E, bu biliyorsunuz Mart ayı, e, vergi ayı hem kira geliri e, elde edenler beyanname dönemi başladı 25'ine kadar verecekler. Ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la e, Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik en az 200 metre 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir geliri olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım emeklilerimiz bunu da öğrensinler. eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Müracaat noktalarının belediye olduğunu belirtelim. Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet canlı yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 orundaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi Memur maaş zammı netleşmiş oldu, Doğru, emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii. Ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları 6. ilgilendiren 9. o oranda belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. E, tabii. Onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani Temmuz'dan aralığa kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani e, 5.49'da memur ve memur, memur ve memur emeklilerinin evet, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diye